LGS'ye son 136 gün hayallerimizdeki lise bizi bekliyor. Hazır ama bizim çalışmamız gerekiyor. Bu 136 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ardından da inşallah hayallerimizdeki liseye gireceğiz arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda William Wewell diyor ki... Her başarısızlık başarı için atılan bir adımdır. Bak gerçekten çok önemli bir söz. Yani bizim şu anda matematikte, fende ya da diğer branşlarda yaptığımız her bir hata, her bir yanlış, her bir başarısızlık esassa bir adım. Niye? Çünkü aşağı doğru yani düştüğümüzde bile ileri gidiyoruz. Bakın şöyle duruyorum ya ben. Düştüğümde bile ileri gitmiş oluyorum. Böyle yürürsem ileri gidiyorum. Düşersem yine ileri gitmiş oluyorum. Dolayısıyla hata yaptığımızda bile bir adım ileri gitmiş oluyoruz. O hatanın çözümünü öğreniyoruz çünkü. O hatanın sebebini öğreniyoruz. Ve inşallah da sınavda bu hatalar yapmayacağız. Yani şu anda matematikte, fende, Türkçede ya da diğer branşlarda yaptığınız her bir hata için sevmelisiniz. Neden? Çünkü o hataların çözümünü dikkatli bir şekilde öğrendiyseniz... Gerçek gerçek sınavda bu hataları yapmayacaksınız. Ve muhtemelen gerçek sınavda bu hataları yapan arkadaşlarınız keşke biz de önceden yapsaydık da bu hataları görebilseydik diyecekler. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda haftanın sorusu sorularından oluşuyor. LGS'ye katılacak birimiş ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. <laughs> 328 beğeni almış diyor ki ...günde ortalama 40 soru falan çözüyorum. Aa, az. Fakat il genelinde 3. olan bir okulda ortalama 20. sıralarda oluyorum. Hımm. Yani o zaman İl e, il genelinde herhalde ilk e, 60 70 80 100'e giriyorsun ama hangi il? Yani Bayburt'sa Bayburt küçük bir ilimiz ama İstanbul'sa büyük bir il mesela değil mi? Eğer günlük 200 soru çözersem LGS kaç netim olur? Gerçekten tam bir yeni nesil LGS sorusu olmuş. <laughs> Çok zor bir soru. Şimdi birincisi e, ee, burada sıralaman çok güzel. İnşallah daha iyi yerlere gelirsin. Günlük 200-300 soru çözersen LGS'de netlerin şu anki netlerini bilmediğimiz için çok daha fazlaya çıkar. Nasıl çıkar? Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. LGS'de çıkabilecek sorunun tarzı bellidir arkadaşlar. Yani bir konuyla alakalı gelebilecek 10 çeşit soru vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit. Hoca size okulda anlatırken birin çeşidini görürsünüz. Sonra LGS sorularına bakarsınız ikinci çeşidini görürsünüz. Sonra eve gelirsiniz taktikliden çözersiniz, dinamodan çözersiniz, zorudan çözersiniz. Yani birkaç test çözmüş olursunuz. Böyle deneme çözersiniz. Böyle çeşit çeşit soru görmüş olursunuz. Yani o konuyla alakalı diyelim ki üstü sayılarla alakalı. Veyahut da işte olasılıkla alakalı. Veyahut da filmsiyle alakalı. Veya basınçla alakalı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı soru çeşidini görmüş olursunuz. Geriye kaldı 4 tane soru çeşidi. Şimdi bu dört soru çeşidini görmediğiniz için arada bir basınçtan yanlışınız çıkar. Ama bunlardan çıkarsa o zaman doğru olur. İşte günde 200-300 soru çözersen bunları da bitirmiş olursun ve böylece LGS'de hangi soru tarzı gelirse gelsin basınçla alakalı, filmsiyle alakalı, üstü sayılarla alakalı artık soruyu kaçırmazsın. Niye? Çünkü her tür kombinasyonu, her tür olasılığı artık gördün. Yani yazımı tura mı? İkisi de olur dersen attın yazı da gelir, tura da gelir. Hangisi gelirse gelsin sen kazanırsın. İşte bütün soruları çözdüğünüzde, çok soru çözdüğünüzde her türlü soruyu doğru yapma ihtimaliniz artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla soru çözmemiz gerekiyor. Netlerin ne kadar artar onu bilemiyorum. Ancak şu anki netlerinden en az 20-30 tane fazla nete çıkacağın kesin. Günde 150 sorudan fazla çözemiyorum. Allah Allah şimdi nasıl oldu? Az önce günde 200-300 soru çözersem diyordu. Şimdi günde 150 sorudan fazla çözemiyorum dedi. Burada da günde 40 soru çözemiyorum. Belki de başka arkadaşlarımıza ait sorular önemli değil. Günde 150 sorudan fazla çözemiyorum. Nasıl çözme hızımı artırabilirim demiş. Güzel. 150 soru da yeterli. Niye yeterli? Eğer bu soruların yanlışlarına baktıysan, bu soruların çözümlerini öğrendiysen bu 150 soru esasında 250 soru değerinde. Ama sen 300 soru çözüyorsun ama cevaplarına bakmıyorsundur, çözümlerini incelemiyorsundur, yanlışların üzerine gitmiyorsundur. Onların hiçbir ehemmiyeti yok. Dolayısıyla 150 soruyu çok güzel bir şekilde çözüp hatalarını öğrenirsen hem hızlandığını göreceksin hem de verimli bir şekilde kullanmış olacaksın. 15 tatili nasıl değerlendirmeliyim? 15 tatili arkadaşlar LGS tekrar programımız geliyor. Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına giderek LGS tekrar programımızı ücretsiz olarak isteyebilirsiniz. Burada sizler için hem temel tekrar programı var koneksiye olanlar için. Hem de nitelikli tekrar programı var. Bunu Tonguç kapçılarından ücretsiz isteyin. duvarınıza asarak burada hem bizim YouTube kanalımızda kopuyor bu. Ben burada tabii önceden koparmışım. Bunu asarak hem e, işleyeceğiniz konuları işte bugün e, tam kare sayılar ve kare kökler, tam kare olmayan sayıların kare kök tahmin etme. Burada birinci dönem konularını hızlı ve mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Eğer nitelikli tekrar programını takip ederseniz de burada yeni nesil soru pratiğiyle seviyenizi yükseltmiş olacaksınız. LGS tekrar programı 15 tatilde sizlere inanılmaz bir net artış sağlayacak arkadaşlar. Türkçe dersini yapamıyorum nasıl düzeltebilirim? Türkçe dersinde başarılı olmak isteyen arkadaşlarımıza mutlaka her gün paragraf sorusu çözmeyi tavsiye ediyoruz. Her gün paragraf sorusu çözdüklerinde netleri artacaktır. Bu aralar telefona bakma süremi artırdım. Aa, buraya hemen üzüntü verici bir işaret koyuyorum. Nasıl azaltabilirim? Bununla alakalı şu kararı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizler bu son e, kalan 136 günde dişimizi sıkarak daha az Fortnite, daha az Instagram, daha az şu bu, daha az dizi izleyerek hayallerimizi liseye gitmek istiyoruz? Yoksa bizim için en önemli şey dizilerimiz, bizim için en önemli şey Instagram, bizim için en önemli şey Fortnite mı? Yani atıyorum belki de başka oynuyoruz. Ya buna karar vereceğiz. Gerçekten aynanın karşısına geçip kendimize konuşacağız. Diyeceğiz ki sen ne istiyorsun? Sen dizi izlemek istiyorsun. Evet hadi o zaman dizi izle diyeceksiniz. Ya da hayır ya dizi ne ki ya? Yazın da izlerim. Ne var ki? Şu anda ben sınava çalışmalıyım deyip bu telefon süresini kısaltmalıyız. Gerekirse de akılsız telefon kullanmalıyız. Haftanın okuluna baktığımızda içel sesi Mersin'de. Eğitim süresi 4 yıl. Yabancı dil İngilizce. Tıp, diş hekimliği, eczacı görüyor musunuz arkadaşlar? inanılmaz şekilde Anadolu sesi ama muhteşem bir başarı. Gerçekten de bu Maraş, Adana, Mersin, İskenderun bu bölgedeki öğrenciler Kadirli, buralar yani böyle Andırın falan buralarda çok 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 zeki, çok çok çalışkan öğrenciler olduğunu biliyorum. Ben Boğaziçi Üniversitesi okurken bu bölgeden çok fazla öğrenci geliyordu. Allah diyorduk ya biz Ankara'dan geldik. Ankara'dan 5 kişi gelmiş, 10 kişi gelmiş örnek veriyorum büyük bir şehir. Ama o bölgeden 30 kişi gelmiş. Ne oluyor siz nereden geldiniz ya? Nasıl oldu? çok çalışıyorlar orada. Dolayısıyla bu, bu gördüğünüz gibi dilimi de yüksek yani 3.14 yüksek bir dilim Mersin için. Hani Mersin Türkiye'deki en büyük illerden biri değil. Ya yani üç büyük ilden biri değil ama dilimi yüksek. Niye? Çünkü o bölgedeki öğrenciler çalışkan. Ama her öğrenci kendi Başına sınava girecek yani şu anda bizi Gümüşhane'den izleyen öğrencimiz de Kütahya'dan izleyen öğrencimiz de Ankara'dan İstanbul İzmir'den Muğla'dan ya da Artvin'den izleyen öğrencimiz de kendi başarısını kendi destanını kendisi yazacak. Dolayısıyla ben burada hani o Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ve Akdeniz bölgesinin doğusundaki arkadaşlarımızın bir övgü söylemiş olabilirim ama sizler ben mesela Ankara'dan kazanmıştım. Sizler de sıkı sıkıya çalışıp kendi şehrinizde kendi destanınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha bu arada haftanın kaynağı LGS ilk tekrar seti ilk tekrar programında yani LGS tekrar programımızda kullanacağımız efsane bir set. Mutlaka almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü hem avantajlı set halinde olduğu için ilk dönemin konularını tamamen yeni nesil sorularla ilk tekrar LGS tekrar diyoruz. Netlerimizi inanılmaz artırıyoruz. Sadece birinci dönem konularından oluşan LGS ana denemelerini çözüyoruz artık netler artıyor diyoruz. Çünkü bu denemeleri çözmek önemli. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Tüm konular bitirdiğinde kaç net yapacağınızı esasında görmüş oluyorsunuz. Çünkü birinci dönem konuları bitti. İlk tekrar LGS kitabını bitirdiğimizde de bitirmiş olacağız. Kampı tekrar ettiğimizde de bitirmiş olacağız. E sonra bakalım kaç net yapıyorum ben ya. Her şey bitirdiğinde ne kadar net yapıyorum görmemiz lazım. Burada içerisinde deneme analiz kitapçı da var. Mükemmel bir şekilde yaptığınız her yanlışı buradan görebiliyorsunuz. Ve tabii ki yeni nesil Türkçe matematik kitabı bu tüm seneyi kapsıyor. Neden tüm seneyi kapsayan bir kitap tercih ettiniz hocam burada? Çünkü Türkçe matematik en önemli iki ders, en önemli belirleyici dersler. Bunlarla alakalı da sizlere süper bir kitap hazırladık. Bu üçünü bu LGS tekrar setine çok avantajlı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamadan Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç yapısından almanızı tavsiye ediyorum. Bu arada tekrar söylüyorum. LGS tekrar programı ücretsiz bir şekilde Tonguç kitapçılarını sizleri bekliyor. Bu setin içerisinde de çıkıyor zaten. Hadi bakalım. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Herkes kendi destanını, kendi efsanesini yazmak üzere hemen dersin başına geri dönsün. Hadi bakalım.